Tohumda daha fazla kazanç ve bitkilerde tozlaşmayı sağlamak için kovanların yerlerinin değiştirilmesi olayına gezginci veya diğer bir deyişle seyyar arıcılık diyoruz. Hemen belirtelim ki gezginci arıcılık yapmadan verimli bir arıcılık yapmak mümkün değildir. Doğal bitki örtüsünün yani floranın sürekliliği için arıların gezdirilmesi teknik arıcılığın esasıdır. Ülkemiz gezginci arıcılığa çok uygundur. İklim kuşağımız, doğal bitki örtüsü ve üretimi gerçekleştirilen kültür bitkilerinin zenginliği arıcılık için büyük avantajlar sağlıyor. Bunların yanında çeşitli yükseklikte ovalar, vadiler, yaylalar ve değişik zamanlarda değişik yerlerde yapılan tarımsal üretim gezginci arıcılık için bulunmaz özelliktedir. Türkiye'de gezginci arıcılıkta arı hareketleri ilkbahar ve yaz aylarında iç kısımlara ve yaylalara, sonbaharda ise daha ılıman olan kıyı bölgelerine doğru olur. Ülkemizde gezginci arıcılık yapan profesyonel arıcılar yılda ortalama 4 ila 5 yer değiştirir. Yıllık bal üretiminin %80'i bu gezginci arıcılar tarafından gerçekleştirilir. Gezginci arıcılıkta en önemli sorun arı kovanlarının bir yerden başka bir yere taşınmasıdır. Bu sorun içindeki arılara zarar vermeden taşıma işini gerçekleştirebilen modern kovanların kullanılmasıyla çözümlenmelidir. Gezginci arıcılıkta beklenen düzeyde bir bal üretiminin gerçekleştirilmesi bu sayede mümkündür. Modern kovanlar ve ulaşım imkanları gezginci arıcılığın gelişmesinde en önemli etken olmuştur. Gezginci arıcılıkta ekonomik olmak için kovan sayısının da yeterli olması gerekir. Nakil çok masraflı bir iş olduğundan yeterli kovanı olmayan işletmeler emeklerini ve kovanlarını birleştirerek masraflarını azaltabilirler. Gezginci arıcılıkta bir başka önemli konu da nektar kaynaklarının seçimidir. Bol miktarda ve uzun süre nektar salgılayan bitkilerin bulunduğu yöreleri araştırmak ve arıları o bölgeye nakletmek büyük kolaylıklar sağlar. Arıcılık için önemli olan bazı bitkileri saymak gerekirse, yonca, korunga, fi, üçgül, kekik, geven, karagan, ballıbaba, adaçayı, pamukluk, hardal, oğlotu, pamuk, ayçiçeği, kestane, ıhlamur, akasya, okaliptus, turunçgiller, elma, badem ve kızılçam söylenebilir. Arıların konulacağı yerler rüzgar almayan, ana yollardan uzak, dağ eteklerinin ve vadilerin güney ya da güneydoğu yamaçlarında olmalıdır. En önemlisi arı konulan yerlerin tarımsal mücadele ilaç uygulamalarının yapıldığı yerlerden uzak olmasıdır. Arılıklar arasındaki uzaklığın hesaplanmasında o yörenin nektar veren bitki kaynaklarının verimliliği, çeşitliliği ve süreleri dikkate alınır. Zorunlu haller dışında arılıklar arasındaki mesafe en az 1 kilometre olmalıdır. Gezginci arıcılığın esasını arı nakilleri oluşturur. Bu nakillerde dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıralayabiliriz. Nakil sırasında kovanlara iyi bir havalandırma sağlanmalıdır. Kovanları mümkünse tam dolu olarak taşımamak ve arı kolonilerini titizlikle hazırlamak gerekir. Özellikle yaz aylarında nakilleri gece yapmalıdır. Gündüzleri de çok uzun yollarda arıları dinlendirmeye dikkat edilmelidir. Bal ve yavruyla dolu çerçeveler kovanların nakilleri sırasında sarsıntıyla koparak arı ölümlerine neden olabilirler. O nedenle yükleme ve indirme sırasında çok dikkatli olunmalıdır. Arıcılık için kuşkusuz en büyük tehlike tarımsal ilaç uygulamalarıdır. Modern tarımda ilaçlı mücadele hala önemini koruyor. Dünyada binlerce ton tarımsal mücadele ilacı üretiliyor. Kimyasal mücadele bitkilerin tozlaşmasında çok büyük rol oynayarak üretimi artıran arılar ve böcekler üzerinde çok olumsuz etkiler doğuruyor. Bu sorunun hiç değilse kısmen çözümü için özellikle yabancı tozlaşmaya ihtiyaç duyan bitkisel üretimin artırılması son derece etkili olacaktır. Bal arılarının bal üretmeleri yanında bitki tozlaşmasındaki fonksiyonlarından dolayı da büyük önemi vardır. Bu nedenle arıların ve böceklerin özellikle böcek öldürücülerinden korunması gerekiyor. Arıların tarımsal mücadele ilaçlarından etkilenmelerinin en önemli belirtileri zehirlenmedir. Bu tür zehirlenmelerde belirtiler kovanların tümünde görülür. Bazen kovan içinde yavru ve genç işçi arıların ölümleri kovan içine taşınan ilaçlı polenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Ayrıca tarımsal mücadele ilaçlarıyla kirlenen su kaynakları arılar için büyük tehlike oluştururlar. Arılara karşı az zehirli ilaçlar kullanıldığında kovan içinde yeterli havalandırma sağlamaya özen göstermek gerekir. Kovanlar tel ızgara ya da kendir çuvalları kullanılarak kapatılabilir. Yapılan araştırmalara göre arıların 12 saatten fazla süreyle kapalı tutulmalarında kovan içindeki boş peteklere su verilmesi gereği saptanmıştır. Bu sebeple ilaçların etkisine karşı kovanların kapatılması durumunda boş peteklere su vermeyi unutmamak gerekiyor. Tarımsal ilaçlama yapan üreticilere düşen en büyük görev, kesin zorunluluk olmadıkça bitkilerin çiçeklenme döneminde ilaçlama yapılmamalıdır. Böylece bitki tozlaşmasında etkisi olan bal arıları, yaban ve öbür arılarda korunmuş olur. Şayet çiçeklenme döneminde ilaç kullanma zorunluluğu varsa arılar için daha az zararlı ilaçlar seçilmelidir. Zaman olarak da ilaçlama arılar kovana döndükten sonra akşam saatlerinde yapılmalıdır. Çok zorunluluk yoksa toz ilaç kullanmamaya dikkat edilmelidir. Özellikle bitkilerin çiçeklenme dönemlerinde toz ya da sıvı olarak kullanılan bu ilaçlar rüzgarın da etkisiyle daha geniş alanlara yayılıyor. Sıvı olanlara göre toz ilaçların etkisi daha fazladır. Toz ilaçlar polenlerle birlikte kovanlara taşınır. Kovanlarda iç hizmetlerde görevli arılar ve yavruları da bu nedenle telef olur. Tarımsal mücadele ilaçlarının arılara olan zararlı etkilerini azaltmak yalnızca arıcıların sorunu değildir. Biraz önce söz edildiği gibi arılar yabancı döllenmeye ihtiyaç duyan bitkilerin döllenmesinde en büyük paya sahip olan canlılardır. Bu yönüyle sorun arıcı ve üretici açısından ortaktır. Bunun için ilaç uygulayan üretici ile arıcı arasında işbirliği yapmak şarttır. Bu konuda arıcıya, üreticiye ve devlete düşen görevler vardır. Arıcı, öncelikle arılar için yoğun ilaçlama yapılan yerlerin dışındaki bölgeleri seçmeli, kolayca nakledilebilen, havalandırması mükemmel, gerektiğinde uçma deliği ve tahtası kapatılabilen kovanlar kullanmalıdır. Üretici ise ne zaman ilaçlama yapacağını ve ne tür ilaç kullanacağını çevredeki arıcılara duyurmalıdır. Devletin görevi tarım örgütü aracılığıyla üretici, arıcı, il, ilçe ve köylerde görev yapan elemanların ilaçlama ve arıcılık konusunda aydınlatılmasını sağlamaktır. Çiçek ve arı arasında doğal olarak var olan işbirliği, üretici ve arıcı arasında da kurulmalıdır. Bu işbirliğinin kurulabilmesi için özel yasa ve yönetmeliklerin düzenlenmesinde sayısız yarar vardır.